İsraf haramdır. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu. Bana göre böyle bir kurula, tabelası var olan ama içi boş olan bir kurula bütçe ayırmak tamamen israftır. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bütçe görüşmelerinde söz alarak milletvekillerine seslendi. Hükümetiniz döneminde insan hakları zaten askıya alınmıştı. O halle birlikte bunu hukukileştirdiniz. Şimdi insan haklarının zaten askıya alındığı bir ortamda böyle bir kurulun bütçesi üzerine konuşmak, böyle bir kurula bütçe tahsis etmek bana göre israf. Konuşmasında israfın haram olduğuna dikkat çeken Özcan, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bütçe ayrılmasının israf olduğunu söyledi. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu. Bana göre böyle bir kurula, tabelası var olan ama içi boş olan bir kurula bütçe ayırmak tamamen israftır. Körler sağırlar, birbirine ağırlar kurulu gibi. Şimdi insan haklarından bahsedeceğiz. Hükümetiniz döneminde insan hakları zaten askıya alınmıştı. O halle birlikte bunu hukukileştirdiniz. Tabii insan hakları konusu sizin çok ilginizi çeken AKP milletvekillerine söylüyorum. Bir konu değil, biz bunu biliyoruz. Geçmiş uygulamalar ve söylemlerden dolayı da bunu biliyoruz. Anayasada bizce yeterli olmayan bir hüküm var. İnsan haklarına saygılı ibaresi var. Biz insan haklarına dayalı olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak siz maalesef hukuk tanımazlık anlamında anayasanın amil hükmünü de tanımıyorsunuz bu anlamda. Temel insan hakları bile hükümetiniz döneminde askıya alındı. Temel insan hakları deyince bakın yaşam hakkı, kişi dokunulmazlığı, özel yaşamın gizliliği, konut dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı. Bunların hiçbirine sizin saygınız olmadığını biz yaşayarak görüyoruz. Bu toplum bunları yaşayarak görüyor. Siz bunları ciddiye dahi almıyorsunuz. Bunu sadece ben meclis kürsüsünden söylemiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bir bakın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığınızda hükümetiniz döneminde insan hakkı ihlali bakımından en çok mahkum edildiğimiz dönemi yaşıyoruz sayın milletvekilleri. Fırsat eşitliği de devre iktidarınızda geri plana atıldı. Artık ben önümüzdeki 20 yıl içerisinde sizin ve imtiyazlı grupların çocukları dışında şu parlamentoda siyaset yapmanın bile mümkün olamayacağını düşünenlerdir.